TV izleyenlere hoş geldiniz yayınımıza. Bugün Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zülay Kalkandelen'le birlikteyiz. Evet, bu hafta en çok konuşulan gündem belki de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarıydı. Meclisteki sunumu sırasında çok kışkırtıcı bir açıklama yaptı Yusuf Tekin ve aslında tarikatlerle protokoller yaptığını, bakanlığın protokoller yaptığını da bir nevi açıkça söyledi. Çatlasanız da patlasanız da biz bunları yapacağız dedi. Zaten seçimlerin hemen ardından ÇEDES gibi iktidarın gerici uygulamalarını görmüştük. Bugün bu konuları konuşacağız. Hoş geldiniz Zülal Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi dediğim gibi Tekin'in açıklamaları çok tepki çekti. Çok da kışkırtıcı bir biçimde yaptı aslında. Mecliste de bir tartışmaya sebep oldu bu açıklamalar. Orada Bakan Tekin dedi ki siz tarikat diyorsunuz, biz STK diyoruz. Evet, bu protokolleri yapıyoruz ve bu kurumlar da, bu tarikatlar, STK'lar da artık ne deniyorsa gençlerin dağa çıkmasını önlüyor. Siz bu yüzden bunları sevmiyorsunuz şeklinde şeyler söyledi bakan ve çatlasanız da patlasanız da gibi bir ifade de kullandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz o konuşmayı? Sizin de söylediğiniz gibi çok kışkırtıcı bir tonda yaptı Sayın Bakan onu. Meclise hitap ederken yani hatta ben şu ifadeyi kullanmak durumunda kaldım onunla ilgili yazdığım yazıda. Yani meclisin kürsüsünden yani resmen haykırdı laikliğe karşı olduğunu, bir anlamda laikliği çiğneyeceğini ve buna devam edeceğini haykırarak söyledi. Ve tabii tepkiler çok büyüdü ve hala da yatışmış değil. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Eğitim Bakanı'nın tarikatları ve cemaatleri, ki bunlar hepimizin bildiği gibi sürekli bunu yineliyoruz ki hani unutanlar da unutmasınlar, hatırlasınlar ya da tekrar. 1925'te Devrim Kanunu ile 677 sayılı Devrim Kanunu ile bu oluşumlar laikliğe karşı olduklarından kapatılmıştır Türkiye'de. Yani şu anda zaten bunları savunmak yasal değil. Ama bunlar vakıflar, kurdukları vakıflar ve derneklerle o çatı altında faaliyetlerine devam ediyorlar hepimizin bildiği gibi. Ve sonuçta çok büyük bunlar ekonomik güçlere ulaşmış durumdalar. Holdingleşmiş durumdalar. Hepsinin şirketleri var, medya organları var, televizyonları, radyoları, gazeteleri var. Yurtlar açıyorlar, hepimizin bildiği gibi okullar açıyorlar ve bu şekilde milyonlarca insana, özellikle gençlere ve çocuklara ulaşarak bir şekilde bu laiklik karşıtı ideolojileri, görüşleri, siyasal İslamcı ideolojileri doğrultusunda militan yetiştiriyorlar, mürit yetiştiriyorlar kendilerine buradan. Türkiye bununla ilgili bugüne kadar hepimizin bildiği gibi birçok sorunlar yaşadı. En yakın dönemde yaşadığımız hepimizin hafızalarında yerini koruyan 15 Temmuz 2016'da yaşanan FETÖ darbe girişimi var. Ve bunlar da hep işte başlangıçta bunlar cemaatler, biz bunlarla beraber yürüyoruz diyerek kollandı. Bütün devlet kurumlarına bunlar yerleşti ve sonuçta gördük ki Cumhuriyet'in kendisine yönelen bir darbe girişimi oldu. Meclisin tepesine bombalar bırakıldı. Yani bu ülke bunu yaşadı. Birçok insan biz o gün kaybettik. Ve bunun olmuşken bundan hiç ders alınmamış bir şekilde sizin tarikat ve cemaat dediğiniz, bizim sivil toplum örgütü dediğimiz diyerek buna bir meşruluk kazandırma girişimi Milli Eğitim Bakanı'nın ağzından yapılmış durumda ve buna en sert şekilde tabii tepkilerin devam etmesi gerekiyor ama gördüğümüz üzere hala kendisi koltuğunda oturmaya devam ediyor. Yani iktidar tarafından kendisine yönelen herhangi bir tepki de yok. Yani kendi ittifakından da, yani Cumhur İttifakı'ndan da yönelen bir tepki yok. Çünkü zaten hepsi aynı görüşte. Hep bildiğimiz gibi oradaki irili küçüklü, irili ufaklı partiler hepsi bu konuya böyle yaklaşan partiler. Ve ne yazık ki dediğim gibi oturmaya devam ediyor koltuğunda. Şimdi şu sivil toplum kuruluşu ya da sivil toplum örgütü konusuna açıklık getirmek gerekir isterseniz, belki ona değinelim diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta sivil toplum kuruluşunun aslında tanımı bellidir. İnsanlar hani STK diye kısaltılan o tanım da neyi anlıyor, onu sorgulamak gerekiyor. Bunların resmi kurumlardan bağımsız olarak örgütlenip politik, ekonomik, sosyal, hukuki
kültürel amaçlarla oluşturulan kar amacı gütmeyen kuruluşlara sivil toplum örgütü diyoruz. Ama bu STK'lar gönüllü çalışmalar ve üyelerinin verdiği düzenli aidatlarla ayakta kalıyor. Vakıflar, dernekler, sendikalar, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları olarak aslında sayılabilir. Ve bunların mal yapısı devletçe denetlenir. Bakın burası çok önemli. Bunlar denetim altındadır. Yani yönetim organlarını belli bir mevzuata göre oluşturmak için genel kurul yaparlar. Bunu yapmayan, üyelerinin seçim hakkı bulunmayan oluşumlara STK denilemez. Tarikat ve cemaatlerin STK ile ilgisi yoktur. Bunlar tamamen biat kültürüne dayalı. Müritlerin olduğu, yani bir şeyhin, şıhın çevresinde örgütlenmiş bir müritler topluluğudur. Bunların ne demokrasiyle ne özgürlükle ilişkileri vardır. Çünkü bunlar sorgulamaya dayanan oluşumlar değildir belirttiğim gibi. Ve dolayısıyla hiçbir şekilde bunların benzerliği yoktur. Ne yazık ki bu tarikatların ve cemaatlerin STK olduğuna dair görüş, bir süredir, yani aslında uzunca bir süredir de diyebiliriz, bu kendilerine liberal sol diyen ikinci cumhuriyetçi kesimin de uzun süre AKP'ye başlangıçta destek verirken savunduğu yaklaşım buydu. Ama biz o günlerden beri bunların STK olmadığını anlatmaya çalıştık. Hatta o kadar ki size şunu söyleyeceğim. Yani gerçekten demokratik toplum örgütü olan, az önce hani STK'nın tanımında bu vardır derken sıraladığım özelliklere sahip oluşumlar, artık kendilerine STK demiyorlar. Çünkü diyorlar ki ya tarikatlara ve cemaatlere STK deniyor. Biz onlar gibi değiliz, biz öyle olamayız. Biz demokratik toplum örgütüyüz diyorlar. Daha da doğru bir yaklaşım aslında benimsenmiş oldu. Çünkü dediğim gibi bu tarikat ve cemaatlerin hiçbir ilgisi yoktur demokrasiyle, özgürlükle. Tam tersi oluşumlar bunlar. Ha, sivil mi? Sivil. Ama her sivil olan demokratik mi? Her sivil olan özgürlükle ilgili mi? Hayır. Şimdi burada böyle bir yanılsama var ya da algı yaratılıyor diyebiliriz. Toplumun bir kesimi bunların sanki toplumun özgürlükçü, daha özgürlükçü olmasını savunan yapılarmış gibi gösterilmeye çalışıldığına, topluma karşı bunun savunulduğuna tanık oluyoruz. Peki Sayın Kalkandaran, şimdi biz bu gerici uygulamaların çok kez eğitim üzerinden geliştirildiğini, belli projelere dönüştüğünü görüyoruz. ÇEDES bunların bu yılki en önemli örneği. En sonda Cumhuriyet'in arkadaşım Mehmet Oflas bu konuya dair haber yaptı. Ortaokulda bir imam insan hakları dersi verdi. Artık ders mi, ayrıca bir etkinlik mi, nasıl o dersi veriyor? Tabii bunların hepsi konuşulması gerekiyor. Bunu bir soracağım, bunu değerlendirmenizi isteyeceğim. Çünkü eğitimde özellikle bu durumun gerçekleşmesi çok önemli. Öte yandan bir de az önce de bahsettim, Tekin'in açıklamalarında bir satır arası daha var. Orada çocukların da, yani gençlerin dağa çıkmasını, terörist olmasını engelliyor bu kurumlar şeklinde bir ifade var ya. Orayı da biraz sorgulamak gerekmiyor mu şimdi? Bu kurumlar bilgi gerekiyor. Yani gençlerin teröre yönelmesini engellemek, devlet bu konuda aciz mi ki? Evet, tabii ki gerekiyor. Hem sizin söylediğiniz açıdan gerekiyor. Yani devlet eğer gençler dağa çıkmaya çalışıyorsa demek ki kendi yetersizliğini ifade etmiş oluyor. Birincisi bu. Bu söylenmeli. İkinci noktada tabii laik eğitim alanlar mı daha çıkıyor? Yani ne demek istiyor bakan? O anlama geliyor çünkü. Ve bu ülkede birçok katliam yaşanmışken, Sivas katliamı, Çorum, Maraş katliamları yaşanmışken, Kubilay'dan bu yana yaşanan din değil de daha çok hani şeriatçı bir takım çıkışlarla yaşanan katliamlar ortadayken, Türkiye'nin tarihi, geçmişi bunlarla doluyken, şimdi çıkıp da kendisinin bunları unutup sanki laik eğitim alınınca daha çıkılırmış gibi. Çünkü sizin kendinize oradan ya da eleman yetiştirmenize izin vermeyeceğiz gibi bir söylemi de var sanıyorum. Tam yanlış söylemeyeyim ama o anlama gelen bir şey var. Ama aksine tarikatlar ve cemaatler demin de ifade ettiğim gibi bu laiklik karşıtı ideolojiye mürit ve kendilerine oradan asıl onlar eleman yetiştiriyorlar. Böyle de bir durum var. O söylediğiniz konu çok önemli. Diğeri de bahsettiğiniz o söz konusu haber. Tabii ki o ÇEDES projesi kapsamında özellikle bu gericilik,
Türkiye'nin hemen hemen her alanında var zaten. Hani kadın hakları alanında var. Başka birçok alanda bu toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda var. Birçok alanda yaşıyoruz ama eğitimdeki dincileşme, gericileşme AKP döneminin en büyük saldırı alanı haline geldi. Özellikle son yıllarda giderek burada bir yoğunlaşmanın olduğunu görüyoruz. Aslında en başından beri incelerseniz, hani böyle alt alta sıralasanız birçok adımlar atıldığını yıllar içerisinde görüyoruz ama son birkaç yıldır sanıyorum Cumhuriyet'in 100. yılında da olmamız ve oraya doğru gitmemiz nedeniyle bir hızlandırılmış bir şekilde bir gericileşme söz konusu. Bu sadece ÇEDES projesiyle de sınırlı değil, başka birçok konuda da görüyoruz ama bu ÇEDES projesi kapsamında bir takım bakanlıkların, işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bu dinci, gerici vakıflarla protokoller yaptığını ve bu şekilde işte imamları okullara soktuğunu, anaokullarına kadar indirdiğini, tarikat kamplarında devlete teslim edilen çocukların oraya, o kamplara gönderildiğini, birçok örnekleri bunları görmekteyiz ve hani... Ama daha iki gün önce gördük ilkokulda bir çocuğun Said Nursi gibi giydirildiğini, yani o görüntüler... Evet, hemen her gün aslında hani medyayı ya da Türkiye'yi iyi izleyenler bu hemen her gün bu tarz bir haberle karşılaşmaya başladı. Yani bu da bu adımların, o gerici adımların çok sıklaştığını gösteriyor. Ve tepkiler eğer sınırlı kalırsa bir sonraki aşamaya geçiyor. AKP döneminde hep böyle oldu. Bir şeyi ortaya atıyorlar. Bu bir söylem de olabilir, bir uygulama da olabilir. Ona gelecek tepkilere göre bir sonraki adımı gerçekleştiriyorlar. Ve ne yazık ki eğer toplum bu tür gerici saldırılara alışırsa veya daha az tepki gelirse daha sonra daha da kötü, çocuklar açısından endişe verici bir takım uygulamaların milli eğitimde olmaya başlayacağını göreceğiz. Bugün Emre Kongor hocamız da çok önemli bir yazı yazmış. Hani Türkiye'de neden iki bakanlığın başında milli kelimesi vardır, milli eğitime, milli savunma? Çünkü bu ülke bir öncelikle emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı ile kuruldu. Birinci nedeni bu. İkincisi de arkasından kültür devrimiyle bu ülke kuruldu. Her ikisinin de nedeni, yani eğitim alanı o kadar önemli ki gelecek kuşakların bu cumhuriyeti sahiplenmesi, cumhuriyet ilkelerini sahiplenmesi, laik cumhuriyeti savunabilmesi için o eğitimin o belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılması gerekiyor. Bugün Milli Eğitim Bakanı'nın o söylemi anayasaya aykırı. Zaten biliyoruz, laik devlet ilkesine aykırı. Tevhidi Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924 tarihli, o da bir devrim kanunu, öğretim birliği yasası olarak Türkçeleştirilen, ona aykırı. Üçüncü olarak da Milli Eğitim Kanunu'na aykırı. Çünkü Milli Eğitim Kanunu, milli eğitimin nasıl yapılmasını gerektiğini belirleyen bir kanun ve orada da bilimsel laik eğitimin yapılması gerektiği söyleniyor. Milli Eğitim Bakanı kendi bakanlığının çalışma esasını belirleyen temel kanuna dahi uymuyor. Yani böyle bir kalkışma diyeyim ben buna. Yani laiklik karşıtı kalkışma ile karşı karşıyayız. O kadar ciddidir durum. Yani Milli Eğitim Bakanı'nın aslında eğer savcılar gerçekten özgür bir şekilde hareket edebiliyor olsa Türkiye'de, bugün mutlaka bir soruşturmanın başlatılması gerekir Milli Eğitim Bakanı'na karşı. Çünkü dediğim gibi 3 ayrı temel kanunu, başta anayasa olmak üzere, çiğnemiş durumda kendisi. Bu kadar ciddi bir durum. Peki sonlandırırken nasıl bir mücadele yolu izlemeliyiz? Şimdi biz sık sık aslında bu açıklamaların ne anlama geldiğini kamuoyunun gündemine getirmeye çalışıyoruz haberlerimizle, sizler yazılarınızla, programlarınızla, ama çok da sizin dediğiniz gibi hızlı gelen bir kalkışma var. Nasıl bir karşı duruş öneriyorsunuz? Açıkçası çok, yani Cumhuriyet'in 100. yılında hiç çok böyle aydınlık bir görüntü yok önümüzde. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi en başta milli egemenliğin, yani egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun söylendiği kurum, çok da önemli bir kurum ama bugün olması gerektiği gibi çalışmıyor. Ve 28 Mayıs'taki seçimden sonra, ben onu yazdım da, orada bir ikinci cumhuriyetçi tasarım yapıldı.
Cumhuriyeti savunanlardan çok Cumhuriyete karşı görüşleri olanlar orada. Hüdapar, işte Yeniden Refah Partisi gibi kadın haklarına temelden karşı olan bir takım partiler de var. Dolayısıyla orada laikliği, Cumhuriyet ilkelerini olması gerektiği gibi savunabilecek bir güç orada yok. Bir kere bunu görmemiz gerekiyor. Bazı tabii kişiler çabalasa da yeterli bir güç yok orada. O nedenle de aslında bence biraz daha bu gücü kendilerinde buldu bu laiklik karşıtları. Oradaki görüntüyü hep bizim gibi onlar da görüyor. Dolayısıyla ne yapılabilir? Onu sordunuz. Tabii ki umudu elden bırakmayacağız. Tabii ki sinmeyeceğiz, korkmayacağız. Gerçekleri biz başta gazeteciler olmak üzere yazıp anlatmaya devam edeceğiz. Tabii halk ne yapacak? Onların da yapabileceği şeyler var. Demokratik toplum örgütleri var. Cumhuriyetin ilkelerini sahiplenen ve yaşatmaya çalışan. Onlara destek olabilirler. Yani her şey sadece siyaset veya siyasi partiler de değildir. Bir takım demokratik toplum örgütleri var gerçekten. Onlara, kendilerine yakın bulduklarına mutlaka destek verebilirler. Belli mücadele alanlarında kadın hakları olsun, işte çocuk hakları olsun, laik eğitim olsun veya yargı bağımsızlığı olsun. Birçok konuda mücadele eden gruplar var. Bunlara destek olmak gerekiyor. Sesimizi daha fazla duyurmak için bir bu konuda laik cumhuriyet çatısı altında birleşip cumhuriyetçi birikimi güçlendirmek gerekiyor. O nasıl güçlendirilir? Bizimle, halkla güçlendirilir. Konuşarak, gerçekleri anlatarak. Sonuçta biz yasal olanı savunuyoruz. Sonuçta biz anayasayı savunuyoruz. Sonuçta biz bu ülkenin kuruluşunda benimsenen ilkeleri savunuyoruz. Bunların tersini savunanlar aslında korkmalı. Bizim korkacak bir şeyimiz yok diye düşünüyorum. Daha cesaretli olmalı, daha çok tepki göstermeliyiz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kankandere. Vakit ayırdınız. İyi günler. Andıracağız. Evet, Cumhuriyet TV izleyenleri, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen'le birlikteydik bugün. Bu haftanın konusu Yusuf Tekin'in mecliste yaptığı konuşmaydı. İktidar giderek gerici adımlarını hızlandırıyor. Biz de gelişmeleri an be an sizler için aktarmaya, yorumlamaya devam ediyoruz. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.